Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Ve dahi bizim Yunus'un bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi dörtlüğüne iman ederler. Ne demek bu? Yunus Emre'miz Türkçenin süt dişleriyle o kadar güzel söylüyor ki, bu dünyada birisine yaptığın bir iyilik ahirette dönüp, sana misliyle karşı gelecek olandır. Buna sadece iman etmek yetmez. Pek çok şeyde olduğu gibi bunun hakkını da vermeye gayret etmek lazımdır. Çünkü bilmek yetmez. Bir de olmak lazım. Çok sevdiğim bir hocamın ifadesiyle söyleyeyim. Neleri yapmamız gerektiğini biliyoruz. Peki aramızda ben bildiğim her şeyi yapabiliyorum, yapıyorum diyen var mı? Pek çıkmaz neleri yapmamamız gerektiğini de biliyoruz. Peki aramızda ben yapmamam gerektiğini bildiğim her şeyden uzak duruyorum diyebilen var mı? E, o da pek çıkmaz. O zaman bilmek ne işe yarıyor? Bilmek, seni olmaya götürdüğü vakit bir mana ifade eder. Değilse bil ne olacak, kitap yüklü. De dedirtmeyin bana öyle şeyler. Vaktiyle Hacı Hüseyin Ağa isminde bir adam yaşamış. Hacı Hüseyin Ağa zengin bir zat, malı mülkü var fukaranın birisi de bir aşrı muharremde yani on muharrem günü ihtiyaç sahibi yüzünü dökmüş, boynunu bükmüş. Demiş ki Hacı Hüseyin Ağa'nın bir kapısını çalayım o beni geri çevirmez. İhtiyacı var. İstemek zordur. İstemek kolay bir şey değildir. Her birimiz hani gün gelip de böyle birinden bir şey istemek durumunda kaldıysak onun ne kadar zor olduğunu biliriz. Onun için istemek zorunda kalan birisine zor da bırakmamak lazım yani onun böyle boyun bükmesine, mahzun olmasına, yakarmasına falan gerek kalmadan istedi ya tak diye hemen pat veri vereceğim. İşte bir aşrı Muharrem günü. On Muharrem'de o gün geri çevrilmeyeceğini de umarak bir fakir yüzünü dökmüş, ne açar Hacı Hüseyin Efendi'nin kapısını çalmış. Açılmış kapı. Selamun Aleyküm Erenler. O, aleyküm selam erenlere gönül verenler. Demiş ki, hacım, bak aşrı muharremdeyiz. Rahmet fevç fevç inmekte. Cenab-ı bu zamanları şöyle metü sena etti. Böyle övdü. Şöyle güzel zamanlar. Bu vakitte verilen şöyle kıymetlidir. Sen de bir hacısın falan deyince adam, keşke hacı olmayaydım demiş. Yani o kadar kızmış. Yok demiş, ben de bir şey yok. Hadi bakayım. Göndermiş. Burası dönemdir. Hani birisi size gelip bir şey ister. Onun isteğini yapabilecek durumunuz olmayabilir. Ama gönlünü alın hiç olmazsa. Yahu gönlünü alacak halde de olmayabilirsiniz ama gönlünü kırmayın hiç olmazsa. O o gönüller kıymetli. Orada kırmamaya gayret etmek lazım. Bir büyüğüm demişti ki insan dostunun yüzünü güldüremeyebilir ama dostuyla ağlamayı başarabilmeli hiç olmazsa. Bu dönemdir. Herkesin derdine derman olamazsın da. Derdiyle dertlenebilirsin hiç olmazsa. O insan senden razı bir şekilde gider. Hani bazen duruyoruz böyle. Kırmızı ışıkta duruyorsun. Bir tane ihtiyar teyze, hanım teyze, hava soğuk falan. Elinde kağıt mendil. Onları satıyor. Ya insan hali. Bazen o bu kredi kartı çıktı, mertlik bozuldu zaten. Değil mi? Yok. Para yok üstünde. Şimdi kafayı çevirsen teyze camdan böyle bakıyor sana. Camı açsan verecek para yok filan. Şu açıyorsun diyor mu? Anne hakkını helal et diyorsun ya. Yani maalesef üstümde yok. Bunu demek durumunda kaldığımda o isteyenlerin pek çoğunun şöyle mukabele ettiğini gördüm. Gözlerinin içi gülerek. Allah razı olsun evladım. Teşekkür ederim. Çünkü terslemedik. Hadi oradan başkası versin demedik. Kafamızı çevirip kibirle onu görmezden gelmedik. Cama açtık ve halimizi arz ettik. E böyle olunca bu da neyse Hacı Hüseyin Efendi böyle biraz da kalayı basınca o Müslüman çok mahzun bir şekilde çıkmış dışarı gidiyor. Hacı'nın da kapı komşusu bir Yahudi. Yahudi Hacı'nın kapısından dönen adamın böyle mahzun, mükedder halini görünce dikkatini çekmiş. Kardeşim bakar mısın demiş. Buyur diyor hayırdır diyor sen böyle bir hüznün var. Bir bir şey vardı onu halletmeye geldin de sanki halledemedin bunun mahzunluğuyla gider gibisin. Ne oldu filan deyince adam demiş ki bana ilişme demiş. Bana karışma. Ben bir Müslümanım. Bir Müslüman kardeşime bir iş için geldim. O da işimi görmedi ama onu sana şikayet edecek değilim. Onun vermediğini senden isteyecek değilim. Ben bir Muhammediyim. Sana derdimi açmam. Adam demiş ki ya kardeşim bak seni böyle gördüm ben mahzun oldum. Nedir mesela bir söylesem belki ben yardımcı olurum. Olmaz demiş. Gerek yok demiş. Bir şey istemiyorum falan. Adam ısrar etmiş samimi bir şekilde. Olur böyle bazen. Allah birisine bir şey vermeyi murad etti mi onun vesilelerini yaratır. Halk eder. Yani bir Yahudi'ye iman nasip edecekse dükkanının önünde otururken mazlum ve mahzun Müslümanın yüzü o Yahudinin dikkatini çeker. Orada dikkati çektiren kim? Allah. Ona bir şey bir şey verecek. Israr edince ya biraz demiş bir ihtiyacımız vardı. Onu söyledik de imkanı yokmuş kardeşim. Veremedi. Ben vereyim demiş. Yok demiş istemem. Ya ben vereyim. Ne senin ihtiyacın ne? Bugünün parasıyla olsun da bin lira olsun. Demiş ki bin lira ihtiyacıma. Ben vereyim demiş sana bu bin lirayı. İstemem demiş almam. Yahu al. Bunu demiş bir borç kabul et. Madem bu şekilde almak istemiyorsun. Ben sana bir borç verdim. Bunun faizinde değilim, fazla kazanmasında değilim, derdinde değilim. Hiçbir şey istemiyorum. Ne zaman imkanın olursa getir ve bunu bana ver. Yeter ki böyle mahzun olma. Adam çaresiz istemese de, içinden gelmese de Yahudi'den bin liraya almış. Gitmiş. Tabii o gece Allah bazen işleri böyle görür. Rüyalarda, rüyalarda acayip işler olur. Biz hani bakmayın bilinçaltı, altı, psikoloji, psikanalitik, o bu falan böyle değişik şeylerin içinde boğulmuşuz da oralardan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz rüyalarımız falan. Bir de zaten nefsi mülhimmelere erişemeyenin derler. Gördüğü rüyalar da işte gün içinde etkilendiği şeylerdir, şudur, budur, falandır, filandır. Ama bazen Allah rüyayı sadıka ile bir takım güzellikleri, bir takım halleri, bir takım ikazları vesaire neyse muradı onu bildirir. Hacı Hüseyin Ağa yapmış gece. Bir rüya görmüş. Rüyasında mahşer günü hesabı kitabı görülmüş Hacı Hüseyin Ağa'nın cennetliklerden olduğu anlaşılmış. Cennet alaya almışlar. İçeride salınarak yürüyor. Bir köşk görmüş. İşte yazıyor üstünde kapısında. Hacı Hüseyin Efendi'nin köşkü. Ulan bu da ne güzeldir ya. Bizim olan küçükken soruyordum. Oğlum cennete gidersen Allah'tan ne isteyeceksin diyor. Dondurma döneb isteyeceğim diyordu. Ne yapacaksın oğlum evi? Yalayarak bitireceğim diyordu filan. Çocuklar istekleri öyle. Allah Teala orada verecek. Düşünsene gitmişsin, orada yazıyor işte. Serdar Tuncan'ın köşkü filan. Hımm diyorsun, böyle bir, süzüyorsun ne diyorsun? Mevla versin inşallah. Yani bana seni gerek seni. Niye yani yazımız odur? Zat cennetine bizi kabul buyursun. Cemaliyle müşerref eylesin. Yazımız budur ama biz öyle Yunus erkek değiliz. Bana seni gerek seni. İsteyene ver anları. Ya o bizim haddimiz değil. Yunus olduktan sonra Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç uğru isteyene ver bana seni gerek seni dememek ne kadar edebe mugayirse Yunus olmadan evvel bu ifadeleri bu şekilde söylemek en az o nisbette edebe aykırıdır. Haddi aşmaktır. Haddi bilmek lazım. Neyse. Hacı Hüseyin köşk yazıyor. Allah bir sevinmiş böyle. Lan düşünsene dünyaya gelişinden gaye bu. Hani uğraşacaksın, gayret edeceksin. Liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. Hanginizin iyi işler işleyeceğini görmek için ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır. Dünyaya geldin, doğdun, yaşadın, mevzu bitti, hesap kitap görüldü, cennetliksin, köşke giriyorsun. Bundan hala güzellik mi var? Hacı Hüseyin sallanarak köşke girecek olmuş. Biri demiş ki, ooo bir dakika. Hayır olsun demiş. O, benim adım yazıyor. Hacı Hüseyin benim filan. Bura demiş düne kadar senindi. E şimdi demiş buradan senin adını sileceğiz. Bir Yahudi'nin adını yazacağız. Bu köşk onun oldu. Allah uyanmış böyle bir korkuyla. Ora köşk gitti. Ora bir başkasının olduğu falan bunda bir iş var. Dünkü olay aklına gelmiş. Aşırı Muharrem adam geldi kapıyı çaldı. Benden çıktı. Benden çıkarken o bizim... Ah buldum demiş. Varmış Yahudi'ye. Kardeş merhaba merhaba. Dün demiş birisi gelip senden bir şey istedi mi? İstedi demiş ne olacak? Kim demiş geldi ne istedi ne verdin sen ona? Ya işte birisi senin evden çıktı. Bana uğradı. Sordum. Söylemek istemedi. Çok ısrar ettim. Söyledi. İhtiyacı da bin liraymış. Ben de onu verdim. Hemen Hacı Hüseyin Hacı evinden çıkarmış. Al demiş, sana bin lira. Oğlum ona borcum falan. Ee -e, Demiş Yahu. Nasıl demiş. Bin lira vermedim abi ben de bin lira veriyorum. Vermem demiş. Alma hele de, bin lirayla. 10 bin lira vereyim. Ya 100 bin lira vereyim. 500 bin lira vereyim. Tuha Allah'tan kork. Bin lira verdim. Ben sana onun karşılığında 500 bin lira veriyorum. Vermiyorsun filan diye hacı debelenirken Yahudi demiş ki hacı senin gördüğün rüyayı ben de gördüm. O köşk demiş öyle 500 bin lira filan verilecek bir köşk değil. Hiç uğraşma. Öyle deyince Hacı Hüseyin abi kalakalmış kalmış şöyle. Allah demiş beni imanla müşerref kıldı. Ben o görünce kalktım ve iman edenlerden oldum. Ben de bir Müslümanım artık. Var git yoluna. Bak şimdi. Erenler, erenlere gönül verenler yarın anda karşı gele sırrını bilip o sırrın gereğince. Eskiler muktezasınca derdi. Ne güzel ifadedir ya. Muktezasınca. Gereğince muktezasın. Mukteza da böyle bir fonatik bir, böyle bir keyifli bir so Muktezasınca. Bir güzellik var değil mi? Gereğince. Neyse. Gereği düşünüldü. O ayrı bir şey ama bunun muktezasınca hareketi. Bu başka bir şey. Hayır neyse. A benim canım. Kıssadan hisseyi her birinizin kalbine emanet edeyim ama belki şöylece bağlamak mümkündür. Gönül kırmamak lazım. Gönül yapmaya gayret etmek lazım. Geleni geri çevirmemek lazım. İsteyeni minnet altında bırakmamak lazım. Verirken verdiğimizin bizim olmadığını, onda bizde emanet olarak bulunanın onun muradı ile bizim elimizle ihsan edilen bir şey olduğunu fark etmek lazım. Ve ahirette her ne işte olacaksa orada güzellik manasına onu biz daha gitmeden buradan gönderdiğimizin farkında olarak bir hayat yaşamak lazım. Ama burada ince bir çizgi var. İhlas hani bir şeyi sadece Allah'a hasrederek yapmaktır derler. Hakkın rızası için yapmak. Onun yanına herhangi bir yan sebep, başka bir arzu, çok rahmani olduğu düşünülse bile başka bir şey girdiği vakit ihlas zedelenir. Mesela neyi kastediyorum? Şöyle düşünün. Allah yüzünü ahirete dönenlere dünyayı ihsan eder. Ama bunu bildiği için amelle, taatle meşgul olmak ihlasa manidir. Yani ahirete çalışayım ki dünyam güzelleşsin, iyidir ama eksiktir. İhlası zedeler. Yahut kişinin anne babasına ihsan etmesi, onun üzerindeki rızkın, nimetin artmasına vesile olur. Ama anne babama ihsan edeyim ki Allah'ım benim üzerimdeki rızkı artsın düşüncesi ihlasa manidir. Yahut bir verirsen diyor işte on, yüz, bin, bire bin, on bin, yüz bin hadsiz sınırsız gider. Bir vereyim ki bana da bin gelsin. Ya biz yapsak olur da azıcık böyle bu işin sırrına agah olanlar yapsalar hakka ayıp etmiş olurlar. İhlasa manidir. Sadece Allah rızası Güzel bir söz var. Cemil Meriç'e atfediliyor herhalde. Diyor ki yaptığı iyiliğe karşı iyilik beklemek tefeciliktir. Tatlı sözdür. İnşallah Mevla bizi de öyle renden eylesin. Hani önce yapabilenlerden sonra da yaptığını sadece hakkın rızası için yapabilenlerden eylesin. Niyazımız odur. Allah'a emanet. Eyvallah.